Merhaba Tamer abi, nasılsın? Bir şey soracağım abi. Sen hiç aşık oldun mu? Merhaba Godi. Niye aşık olması? Ne bayram, ne seyran. Ya ne oldu? Sen mi aşık oldun? Anlat bakayım. Evet abi, aşık oldum ya. Onu çok seviyorum ve çok özlüyorum. Türkiye'nin kızları çok güzel. Ama sen buraya okumak için gelmemiş miydin? Tabii okumak için geldim. Çok okuyup iyi öğrenci olmak istiyorum. Ya Godi, babana ne diyeceğim? Sen beni korkutuyorsun. Baban seni bana emanet etti. Bak oğlum okumak için Türkiye'ye geldi. Ne diyeceğim ben ona? Yok be abi ya. Ben Efendimiz İsa Mesih'i çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Onun ikinci gelişini dört gözle bekliyorum. Evet, ben de bekliyorum. Çünkü Efendimiz İsa Mesih kendisi Vahiy kitabında 22. bölüm 20. ayette şöyle diyor. Evet, tez geliyorum. Peki abi, İsa Mesih nasıl gelecek? Kutsal kitap ne diyor? Kutsal kitap diyor ki Efendimiz İsa Mesih göğe alındığı gibi öyle gelecek. Yani o bedenle alındı. Demek ki bir bedene bürünüp bu dünyaya gelecek. Elçiler İşleri 1:11'de zaten bunu bize açıklıyor. Elçiler İşi 1. bölüm 11. ayet şöyle diyor. Ey celileler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Evet, İsa Mesih geldiğinde görülebilen olacak. Çünkü kelam bunu söylüyor. Gizli değil, görülebilen Efendimiz İsa Mesih olacak. Matta 24, 27. ve 30. ayetler de bize bu konuda ne diyor? Marta 24, 27. ve 30. ayet şöyle diyor. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek, yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövinecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Evet, Efendimiz İsa Mesih'in gelişi için şimşek kelimesi kullanılıyor. Yani bunun anlamı hem görülebilen hem duyulabilen olacak. Ve bunu Matta 24:31. ayetten de okuyabiliriz. Matta 24 bölüm 31. ayet şöyle diyor. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. Evet, Efendimiz İsa Mesih görkemli bir şekilde gelecek. Matta 16:27 de bunu söylüyor. Matta 16:27. ayet şöyle diyor. İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Çok doğru. Ayrıca de Efendimiz İsa Mesih aniden gelecek. Yani beklenmediğimiz bir anda o bu dünyaya gelmiş olacak. Matta 24:44 de bu konuda bize ne diyor? Marta 24:44. ayet şöyle diyor. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklenmediğiniz saatte gelecektir. Evet, Efendimiz İsa Mesih geldiğinde bütün dünyayı etkileyecek. O kralların kralı olarak gelecek. O biliyorsun ki kendi yüce krallığının kralı olarak gelip bu krallığın başlamasını sağlamış olacak. Abi, onu çok seviyorum ben. Onun krallığında yaşamak istiyorum. Peki o geldiğinde ne yapacak? Evet, Efendimiz İsa Mesih bu dünyaya geldiğinde o bu
gezegene, bu yeryüzüne ayak basmayacak. Tam tersine ona iman eden imanlılar göğe alınacaklar, onun yanına alınacaklar. O zaman beni ve ailemi yanına alacaktır, değil mi? Evet, o geldiğinde tabii ki ona iman eden herkesi ve senin aileni de yanına alacak. Ama her şey sırasıyla olacak. Çünkü biliyoruz ki ilk önce ona iman eden ölüp ve o günde Efendimiz İsa Mesih geldiğinde dirilmiş olanlar ilk önce onun yanına alınacaklar. Tamam abi, ben beklemeye hazırım. Ondan sonra benim gibi yaşayanlar da alacaklar, değil mi? Evet, ben de beklemeye hazırım. Yeter ki cennete alınayım. Yeter ki Yüce Allah'ın gösterdiği o güzel harikalar diyarına alınayım. Ve 1. Selanikliler 4. bölüm 16 ve 17. ayetler bize bu konuda ne diyor? 1. Selanikliler 4. bölüm 16. ve 17. ayet şöyle diyor. Rabbin kendisinin bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslemesiyle, Tanrı'nın buradanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Evet, biz bulutlar içinde alınacağız diyor Efendimiz İsa Mesih ve göğe götürüleceğiz. Nereye götürüleceğiz? Efendimiz İsa Mesih bizim için harika evler hazırlamış oradaki yeni şehirde ve hepimiz oraya götürüleceğiz. Ve biliyor musun, o kendisi bunu söylemişti. Yohanna 14. bölüm 3. ayette. Yohanna 14. bölüm 3. ayet şöyle diyor. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Çok doğru. Ama böyle bir önemli bir ayrıntı var. İsa Mesih sadece cennette yaşamak isteyenleri ve şimdiden hazırlanmaya başlayanları, onu kurtarıcı olarak kabul edenleri, insanları göğe alınacak. Ama bazı insanlar istemiyorlarsa, cennette yaşamak istemiyorlarsa, hazırlanmak istemiyorlarsa onları zorla oraya almayacak. Ve 2. Selanikliler 2. bölüm 8. ayette bize çok önemli bir bilgi veriyor. 2. Selanikliler 2. bölüm 8. ayet şöyle diyor. Sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek. Gelişinin görkemiyle yok edecek. Evet, kötüler zorla cennete alınmayacaklar. Tam tersi, Efendimiz İsa Mesih tüm Allah'ın melekleriyle birlikte bu dünyaya geldiğinde, gökte kötüler onu gördüğünde onun yüceliğinin önünde dayanamayacaklar ve ölecekler. Abi, İsa Mesih'i çok seviyorum ve bir an önce gelmesini istiyorum. İsa Mesih ne zaman gelecek? Efendimiz İsa Mesih'in gelişinin günü ve tarihi hiç kimse bilmiyor. Sadece Yüce Allah biliyor. Ondan başka kimse bilmez. Matta 24:36'da da bak ne diyor. Matta 24:36. ayet şöyle diyor. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Evet, ama kutsal kitapta mesela Matta 24. bölümde belirtiler var. O belirtileri gördüğümüzde anlıyoruz ki kıyamet günü ve İsa Mesih'in ikinci gelişinin günü yakındır. Evet abi, çok doğru söylüyorsun. Ben bu bölümü defalarca okudum. Mesela İsa gelmeden önce çok fazla doğal afetler olacak. Evet, ayrıca savaşlar, kıtlıklar ve kozmik olaylar da olacak. Evet, bir de Tanrı'nın iyi haberi tüm dünyaya yayılacak. Yani herkes İsa Mesih'in kim olduğunu öğrenecekler. Değerli arkadaşlar, bu videoyu beğenip
kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa hiç çekinmeden bize yazın veya videonun altında yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İsa Mesih tez gelecek. O hiç kimsenin mahvolmasını, ölmesini istemiyor. Herkesin kurtulmasını istiyor. Peki siz de kurtulmak istiyor musunuz? Siz de şimdiden hazırlanmak istiyor musunuz?